Merhaba arkadaşlar, azı var çoğu yok kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Salinger'ın Çavdar Tarlasında Çocuklar adlı kitap özetini anlatacağım. İyi seyirler. Kitap Holden'ın okuldan atılmasıyla başlıyor. 5 dersten 4'ünü veremeyen Holden, ayrıca okul takımının ekipman ihtiyacını zamanında getiremediği için Holden'a kızılmıştır. Dolayısıyla okul takımının maçı kaybetmesiyle de kovuluşunun tuzu biberi olmuştur. Ailesine çarşamba günü yılbaşı tatilinde eve geleceğini söyler. Ancak Holden okuldan kovulmuştur ve bundan ailesinin haberi yoktur. Bu yüzden bugüne kadar başka bir yerlerde oyalanması gerekmektedir. Okuldan kovulmanın verdiği can sıkıntısını asla hissetmeyen Holden, yurtta geçirdiği süre zarfında tanıştığı arkadaşlarından ve yaşadıkları anılardan bahseder. Elbette ki kendine has o komik üslubuyla Holden neredeyse herkesin geri zekalı olduğunu düşünmektedir ve her zaman alaycı bir üsluba sahiptir. Stradlater'ın Holden'dan istediği vardır. İngilizce ödevi için Holden'dan kompozisyon yazmasını ister. Holden gerçekten bu işte çok iyidir. Zaten tek sevdiği ders İngilizcedir ve tek geçtiği derste ödevde herhangi bir şeyi ya da herhangi bir yeri tanıtması gerekiyordu. Ve Holden'ın aklına yalnızca kardeşi Ellie beyzbol eldiveni gelir. Holden'a göre bu konu felaket betimseldir ve eldivenin betimsel özelliği de eldivenin tüm parmaklarına ve el üstü cebine kardeşinin şiirler yazmış olmasıdır. Ve Holden kardeşi Ellie'nin eldivenini tanıtan bir kompozisyon yazar. Bu sırada Stradlater da Jane ile buluşmaya gitmiştir. İşini bitiren Holden, Ackley'in teklifi üzerine Brossard ile birlikte üçü film izlemeye ve bir şeyler yapmaya giderler. Ackley, Holden'ın anlatışına göre çok sivilceli, pasaklı ve sinir bozucu bir heriftir. Herif kelimesini ve felaket kelimesini cümlelerinde sık sık rastlarsınız. Aslında Holden film izlemekten de nefret eden biridir ve sinemaya gitmekten hoşlanmaz. İnsanların film sırasında güldükleri ve ağladıkları şey hep geri zekalıca bulmuştur. Yurda tekrar döndüklerinde Stradlater da dönmüştür. Jane ile ne yaptıklarını oldukça merak eden Holden, bu konu hakkında ısrarla soru sorar. Biraz kaba bir üslupla sorduğu sorularla Stradlater sinirlenir ve kavga ederler. Holden'a göre Stradlater bir geri zekalıdır ve geri zekalılar tartışmaktan nefret ederler. Stradlater Holden'ın susmasını istemekte, ancak Holden susmamaktadır ve Stradlater tehdidindeki gibi suratına bir tane çakar ve Holden'ın burnu epey kanar. Zaten bundan kısa bir süre sonra eşyalarını alıp yurttan ayrılır. Yurt koridorunda uyuyun bakalım geri zekalar demeyi de ihmal etmez. Otele gittiğinde ise çok sıkıldığından, uyumak istemediğinden otelin barına gidip biraz eğlenmeye karar verir. Orada kendinden oldukça büyük 30'lu yaşlarında olan 3 kadınla sohbet etmeye başlar. Holden'ın henüz küçük olduğunun hepsi farkındadır ve Holden ünlü falan değildir. Bu kızların tek umursadığı ise ünlü oyunculardır ve bu sefil otele oyuncuların geleceğini falan sanıyorlardır. Holden içlerinden sarışın olanıyla dans eder. Sohbet etmeyi pek sevmediklerini anlayan Holden son kez onlarla alay edip otelin bir yerinde bir ünlü oyuncu gördüğünü söyler. Ve geri zekalı gibi hepsi söylediği o yere giderler. Holden kızların kalkmasının ardından kalkar ve taksiye binerek bir başka bara gider. Burada da eski tanıdıklar ile karşılaşınca keyfi bozulur ve otele döner. Ertesi sabah eskiden çıktığı kızlardan biri olan Sally Hayes'in arar ve onunla buluşur. Onu yalnızca yalnızlıktan yapar ve zaten Sally de sahtekar olduğunu düşünür. Central Park'ta bir tiyatroya giderler ve ara verildiğinde hava almaya çıkarlar. O sırada Sally bir tanıdığıyla karşılaşır. Holden'a göre bu da sahtekar ve bir geri zekalıdır. Bu sohbetten sıkılıp tiyatroya gitmekten de vazgeçen ikili buz pateni sürmeye giderler. Bu sırada boşluğunda gelen Holden şehri terk etme bir kulübe yerleşme hayallerine Sally'ye anlatır. Birlikte evlenip bir kulübeye yerleşmenin mükemmel olacağından falan bahsederler. Söyledikten sonra pişman olur, tartışırlar ve kızı bırakıp gider. Ertesi gün kendini oldukça yalnız hisseden Holden, gece yarısı çok sevdiği küçük kardeşi Poppy'yi ziyaret gider. Anne babasına yakalanmak istemeyen Holden oldukça temkinli davranır. Poppy abisinin gelmesine çok sevinir. Ancak okuldan atıldığını hemen anlar ve babasının bu durumuna çok kızacağını söyler. Bir süre Holden'ın hayatı hakkında tartıştıktan sonra Poppy ile vedalaşıp oradan ayrılır. Holden kendini çok yalnız hissettiğinden otostopla batıya gitmeye karar vermiştir. Sağır ve dilsiz taklidi yaparak bir benzin istasyonunda çalışmaya
İnsanlarla gereksiz konuşmalar yapmak zorunda kalmamaya karar vermiştir. Gitmeden önce de Popeye ile vedalaşmak istemektedir. Okuluna uğrayarak Popeye iletilmek üzere bir mesaj bırakır. Mesajda öğle yemeği saatinde Doğa Müzesi'ne gelmesini ve onunla vedalaşmak istediği yazılır. Öğle yemeği saatinde Popeye bavuluyla çıka gelir. Abiyle gitmek istemektedir. Holden bu duruma sinirlenir ve eve dönmesini söyler. Buna karşılık Pope Holden'e küser. Karşı kaldırımdan yürüyerek hayvanat bahçesine giderler. Pope ile bir süre sonra Holden'a küs olduğunu unutur. Olanlardan sonra Holden eve gider ve büyük bir karmaşa çıktığı kesin, ancak Holden bu kısımları anlatmak istememiş. Sonrasında neler olduğunu ancak Holden bilir. Bu hoş roman çocukluğundan ergenliğe geçişin bir öyküsüdür. İçeri doğasıyla kaba üslubundan dolayı bir süre Amerika'da yasaklanmıştır. Tüm bunlara rağmen oldukça beğenilen bir kitap olmuştur. Benden ise tam not alır. Arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz eğer abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.